Değerli meclis üyelerim, Eylül ayı meclis toplantıları birinci birleşim, birinci oturumu açıyorum. Önce bir yoklama yapalım. Ahmet Dağtaş. Burada. Hasan Yunan. Burada. Erdal Şakbaz. Burada. Erdal Uçtan. Mehmet Özel Özkan. Burada. Zeytan Zatiye. Burada. Ural Ölüm. Burada. Erdoğan Aynoğlu. Özel Ağabey. Burada. Mete Yılmaz. Burada. Nazım Erşar. Burada. Metin Büyükoğlu. Burada. Özdemir Perman. Burada. Neşet Ertuğrul. Burada. Muhammed Yalçın. Kerem Topal. Sade Öztürk. Zehra Zeyhan. Güler Eğitim Olmaz burada. Mehmet Kırılgan. Burada. Yusuf Kızılda. Burada. Hacı Çuhadar. Burada. Hakan Kırk. Burada. Devran Yıldır. Burada. İzzet Ayhan Bozdur. Burada. Ahmet Sivri. Burada. Ali İnce. Burada. İsa Sayıp Aksınayar. Dünya Sebebi. Ali Selim Gündü. Burada. Hasan Kutlu. Mazeret. Mustafa Güler Bey. Burada. Cihan Erkoğ. Mehmet Şişek. Burada. İlte Şişelik. Burada. Abdullah Çakmak. Burada. Eylül Dolapçı. Burada. Hüseyin Kızılcık. Burada. Ahmet Olunay. Burada. Evet, Musab Tayyip Altın Kaynak, Ali Semih Ünlü, mazeret, efendim? Hasan. Ha pardon, Hasan Kuzu'yu izinli sayarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti. Hasan Kuzu'nun bugün önemli bir açılışı vardı, hayırlı olsun kendisine. Hepimiz katıldık. Bu arada da sevgili Cihan'a başsağlığı dileyeceğim buradan tekrar. Allah rahmet eylesin, sabırlar olsun. Teşekkür ederim başkanım, sağ olun. Her zaman çok naif deyince düşüncenizde ilk gün aldınız, sağ olun, çok teşekkür ederim. Belediye arkadaşlar sağ olsunlar, çok yardım ettiler. Bu konuyla ilgili de şöyle bir cümleye ben teşekkür etmek istiyorum size. Ben Çerkezli Atasözü'yle bu konuyu teşekkürler almak istiyorum. Çerkezli Atasözü diyor ki, beşiği yapıp da mezara kazan bir insan yoktur diyor. Üç günlük dünyada bir kapıdan gidip bir kapıdan çıkıyoruz. Bazen kendimiz fazla kaptırıyoruz hayatın akışını. Ayrı siyasi partilerde bir görev yapsak da farklı pencerelerden dünyaya baksak da hayatın gerçekten bu tamak anlamında siz de aldınız, bize destek oldunuz. Teşekkür ediyorum. Diğer meclis arkadaşlarımızla da inşallah bu açılım şu an toplantımıza hayırlı resim olmasını diliyoruz. Herkese teşekkür ederim. Şu atasözünü bir daha tekrarlar mısın? Beşiği yapıp da mezarı kazanan insan yoktur. Ben de şuna inanıyorum. Dünyada tekrarı olmayan tek şey cenazedir. İnsanlar 3 kere 5 kere evlenebilirler. Başka şeyler olur ama cenaze bir kere olur. Ve tekrar da olur. Evet, Allah kimseye vermesin. Uzun ömürler dileyerek başlayalım. Gündemi okuyalım. Almanya'da düzenlenecek olan
13, 14, 15, 16 parsellerle 22.993 ada 1, 2, 17, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 28 parseller içerisindeki tescilsiz alanlarda 1 bölümün ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu görüşülmesi. Sıra bu, Ersin Kulatı mahallelerinde etap 7. 1 bölümün ölçekli ve 110 uygulama planı konusu görüşülmesi. Sakin ve yerleşim alanı 25.028, 25.029, 25.030, 25.031, 25.032, 25.033, 25.034 adalar içerisinde bir bölüm ölçekli ilave edici uygulama imar planı konusu görüşülmesi. Zincirlik Bir Mahallesi 3.296 adalı bir parselde bir bölüm ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu görüşülmesi. Yukarı Sözlü Mahallesi 11.299 ada 93 ve 94 parsellerde bir bölüm ölçekli uygulama imar planı konusunun görüşülmesi. 3.402 sayılı kanunun 22 A maddesi kadastro güncelleme çalışmaları için bir kişi seçimi. Mülkiyeti ve ilginize ait ilçenin sınırları dahilinde bulunan 152 adet tarla basını taşımanın 6 metreler sırtı amaçlı kullanılmak üzere bir davranışı konusunun görüşülmesi. Mülkiyeti ve ilginize ait Ulan Karnı Mahallesi, Gürsel'e Devlet Hastanesi'nin yanı bağlı çarşıda bulunan 12 ve 14 mol iş yerlerinin esnaf ıstırahi sistemlerinde çift sanayi ve ticaret karşıya 5 yıl tahsis konusundaki konusunun görüşülmesi. Mülkiyeti belediyemize ait Çamlıca Mahallesi, Kardeşim Karaca Park içerisinde Mustafa Paşa Sokak, Mol 26 ve Zülfikar Sokak Mol 1 adresinde bulunan 2 adet iş yerinin restoran olarak çalışmak üzere 10 yıl belediye davranışı konusunun görüşülmesi. Mülkiyeti belediyemize ait 16 adet parselin mali yazılması adına devlet işi edilmesi konusunun görüşülmesi. 237 sayılı taşıt kanununun 13. maddesinin 2. kıtası gereği belediyemize bağış yapılan 2 adet eser atık kanununun temizlik hizmetleri içinde kullanılması konusunun görüşülmesi. Erken çocukluk eğitim merkezinin fiyatlarında güncellemek konusunun görüşülmesi. Evet, gündemi oyluyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin birinci maddesinden başlayalım. Başkan Kurulu'na 30 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdare Yardımcısı Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi Sefer Aşık ilçesi Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Zeynep Çöbür'ün 10 Temmuz 2024 tarihinde Zeynep Üyeliğinden istifa etmiştir. 8 Nisan 2024 tarihinde 2 yıl süreyle seçilmiş olduğu 7 İman Yardım Üyeliği istifası nedeniyle sona ermiştir. Belediye Meclis Çalışma Yönetimi'nin 15 gün maddesinde başkanlık ilanında boşanma olması durumunda yapılacak ilk toplantının ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni seçimde denmek üzere. Bu nedenle 8 yıl durumdan boşanan 7 İman Yardım Üyeliği'nin 5.4. sayılı Zeynep Kanunu'nun 15 gün maddesi ve Meclis Çalışma Yönetimi'nin 13. maddesi gereği kalan süreyi tamamlamak üzere Devlet İman Yardım Üyeliği'nin 3. sayılı sonra seçimde konusunu kararlı. Evet, adayları isteyelim. Ama aday belirtmiyor muyuz? Yani adayların isimleri genel. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Otlar. Ben çıkarım. Evet, iki adayı da duyduk arkadaşlar. Evet. Tasnif heyeti
İki kişi tasdif heyeti olsun, bir kişi... Mete, bir kişi de sizden olsun. Bir arkadaş var. Demek şişe de olsun, demek şişe. Tasdif et. Evet, ikinciden başlayalım. Neşet Ertoy, Hukuk Komisyonu için asil üyelik. Marmara Birliği'ne Erdoğan Aydoğmuş. Evet. Teşekkür ediyoruz. İşaret, evet. Öncelikle hukuk komisyonunu yapalım. Cumhuriyet Halk Partisi adına Neşet Ertoy'u oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edildi. Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ye bir yedek üye seçeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Erdoğan Aydoğmuş. Onu oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla Erdoğan Bey kazandı. Teşekkür ediyorum. Üçüncü madde. Belediye Başkanı Ahmet Atar, Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Şahbal, Yedişilçikler Müdür Vekili
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü. Evet, bunu oylayabilir miyiz arkadaşlar? Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Seçim sonucu geldi. Mehmet Boturay Özkan 25 oy. Hısat Tayyip Altınkaynak 11 oy olmuş. Mehmet Boturay'a hayırlı olsun diyoruz yeni görevinde. Sizlere de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, devam edelim. Efendim? 14. Tamam. Seni oku, hayır okusun. Slide'da gösterilsin, isimler gözüksün ki yerlerde gelinmesin, isimler oradan gelinmesin. Evet tamam, ekranı aktarsın arkadaşlar. Aktaralım isimleri. Karacoban bunlarından var. Şimdi tandır var. Tandır var. Böyle olsa başka bir şey olarak hayır. Şimdi burada bizde mesela Tandır Mahallesi'nin 6 ismi var. Bize gelen üst yazıda sadece Tandır'ınki gelmiş. Diğer mahallelerin isimleri gelmemiş bize bir şeye. Onu da biliyoruz. Yani üst yazı bizim arşivimizde kalıyor ya. Evet. Onlar da bizde kalsın. Oradan fotoğraf çekmek istiyorsa elimizde arşivimizde bulunsun. Yani. Tamam. Evet, devam edelim. Tandır Mahallesi 1 kişi listesi 1. Alaaddin Patlan, 2 Selami Savaş, 3 Celal Özden, 4 Şaban Demiröz, 5 Adem Demiröz, 6 Cengiz Özden. İhsaniye Mahallesi 1 Mehmet Altun, 2 Ali Esenyer, 3 Recep Güder, 4 İsmail Kaçaba, 5 Eşit Kurucu, 6 Alparslan Taşkıran. Avlamış Mahallesi 1 Ramazan Ay, 2 Osman Yıldırım, 3 Zeki Doğan Ay, 4 Yaşar Metin, 5 Hasan Çakmak, 6 Ömer Ağa.
Rüya Aygören, 3 Mürsel İnkılap Ünlükal, 4 Bilge Dibiş, 5 Necati Dinçer, 6 Nihal Kayaca. Hacı Ali Bey Mahallesi. 1 Uğur Çavuş, 2 Yılmaz Çakmak, 3 Süleyman Keman, 4 Bülent Songur, 5 Fikret Tunalı, 6 Mutlu Halaçlı. Ömer Ağa Mahallesi. 1 Fuat Angun, 2 Kadir Çelik, 3 Nihan Aksan, 4 Müyesser Özkan, 5 Necdet Zorlu Tuna, 6 Muhittin Şenber. Gökdere Mahallesi. 1 Servet Yılmaz, 2 Mustafa Şehan, 3 Hasan Taşdemir, 4 İzzet Yiğit, 5 Turan Ünsal, 6 Burhan Ünsal. Hoşnurdiye Mahallesi. 1 Ender Atılgan, 2 Hasan Basri Rençber, 3 Çetin Erimez, 4 Murat Gökdemir, 5 Bülent Topaloğlu, 6 Mahmut Yaşar Akyol. Cumhuriye Mahallesi. 1 Orhan Kundak, 2 Ali Sezer, 3 Nihat Tüfekçioğlu, 4 Hicran Tüfekçioğlu, 5 Tunçer Salon, 6 Tahsin Şenbay. Güllük Mahallesi. 1 Nihat Tüfekçi, 2 Süleyman Kesikbaş, 3 Özlem Tunulacı, 4 Nurettin Taner Şahin, 5 Fevzi Özçapıl, 6 Sevim Akgün. Hayriye Mahallesi. 1 Erkan Sarı, 2 Erdoğan Satır, 3 Mesut Taydurdu, 4 Ünal Kayman, 5 Ayhan Bayraktar, 6 Hüseyin Bozdemir. Mamre Mahallesi. 1 Minec Lafçı, 2 Ayfer Demircan, 3 Güven Şabaz, 4 Bülent Tanagöz, 5 Necdet Onar, 6 Serhat Tan. Hacı Seyit Mahallesi bilirkişi listesi. 1 Mesut Sezer, 2 Sıtka Tömür, 3 Zeynep Jale Erçakar, 4 İbrahim Demir, 5 Ahmet Fevzi Adar, 6 Mehmet Zeki Kutdemir. Işıklar Mahallesi bilirkişi listesi. 1 Necdet Özbayraktar, 2 Ergin Kutdemir, 3 Fatma Kılıç, 4 Sultan Atıcı, 5 Oktay Koç, 6 Ali Şahin. Hasan Bey Mahallesi bilirkişi listesi. 1 Ahmet Kaçmazhan, 2 Murat Kandemir, 3 Özkan Gülden, 4 Erhan Gülden, 5 Mehmet Önder, 6 Filiz Kandemir. Behçetiye Mahallesi bilirkişi listesi. 1 Tuncay Şerifoğlu, 2 Rezi Şahin, 3 Bayram Şahin, 4 Mehmet Ali Atmaca, 5 Mehmet Güner, 6 Aydemir Can Cumhur. Bozdağ Mahallesi bilirkişi listesi. 1 Ömer Akbaş, 2 Mehmet Çelik, 3 İsmail Yıldırım, 4 Musa Altınok, 5 Mehmet Yıldırım, 6 Süleyman Oğuz. Sulu Sarıağaç Mahallesi bilirkişi listesi. 1 Ahmet Yılmaz, 2 Nedimettin Satekin, 3 Aliş Satekin, 4 Fahrettin Satekin, 5 Kamil Yavuzer, 6 Bahattin Bozdağ. Evet. Bunu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir de o 19. maddeyi oylayalım. Başkanlık makamı. Halyon Yeparez 3 Rüzgar Enerji Yatırımları Anonim Şirketi belediyemize şartsız olarak 2 adet tertibatlı sıkıştırmalı 15 artı 1,5 metreküp elsel asık kamyonu bağışlamış olup 5393 sayılı kanunun 38. maddesinin L bendi geri başkanlık olduğu ile bu bağışları kabul edilmiştir. Ancak 5393 sayılı belediye kanununun 85. maddesinin B bendi ile 237 sayılı taşıt kanununun 10. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinde bahsedilen ancak yerel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararıyla taşıt edinirler. Hükmüne istinaden bağış yapılan aracın belediyemiz envanterine kaydedilerek ve temizlik hizmetlerinde kullanılması ile noter, trafik tescil ve plaka işlemlerine yapılabilmesi için
başkanlık makamına yetki verildi sunmuş gereğini arz edelim. Tahsin Görsel Temizlik İşleri Müdür Vekili. Evet, bunu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım. Efendim. Allah'tan ilerle. Evet. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 imar konusunda. Evet. 4, 15, 15, 16, 17, 20 plan bütçe komisyonu. 18 plan bütçe ve hukuk komisyonu. Evet. Şöyle ifade edelim. Biraz önce meclis üyemiz Atilay başkanımızın söylediği gibi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 imar, 16, 17, 17, 18 hukuk plan bütçe, 20 plan bütçe olmak üzere topluca oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Bu akşamki meclis üyemiz burada sona erdi. Evet. Buyurun. Yani. Tabii. Buyurun. Gündemimiz sona erdi. Tabii. Ola gidebilirsiniz. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. CHP grubu adına 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlarken okulların ve eğitimin güzel durumu hakkında bir beyan etmek istedim. Bugün okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz için okullarımızda 2024-2025 eğitim öğretim yılı dersini çağırdık. Önümüzdeki hafta tüm öğrencilerimiz okula dönmüş olacaklar. Ne yazık ki ne okullarımız ne de AK Parti iktidarının 22 yılda eğitim sistemine getirdiği durum öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve eğitim çalışanlarının heyecanlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değil. Bu yıl birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir eğitim programı olmakla öte iktidarın çağrışı eğitim manifestosunu olmak niteliğini taşıyan Türkiye yüzünü malum modeliyle döneme başlıyorlar. İhtiyaç analizi ve pilot çalışması yapılmamış, hazırlanma ve onaylanma süreci katılımcı ve şeffaf yürütülmemiş, kaynakçası bilimsel dayanakları ve yazarlığı belli olmayan, tüm uzmanların karşı çıkmasına rağmen onaylanan bu modele karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtık. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin vakti ve emeği AK Parti siyasi hırsları nedeniyle daha fazla ziyan edilmeden bir an önce eski programlara döneceğini umuyoruz. Öğretmenlerimiz bir yandan AK Parti iktidarının eğitimde yarattığı tarzımatla mücadele etmeye çalışırken bir yandan da kendi haklarına yapılan bir saldırıyla karşı karşıyadır. Öğretmenlik mesleği kanunu teklifi geçtiğimiz dönem mecliste sunulmuş, partimizin milletvekillerinin gösterdiği başarılı muhalefet sonucunda görüşmeler ekim ayına ertelenmiştir. Teklif öğretmenlik mesleğini düzenleyecek nitelikte değildir. Yalnızca atama bekleyen öğretmenleri eylemek için hazırlanmıştır. Öğretmenlerin hakları tanımlanmamış, diğer eğitim çalışanları ile ilgili bir düzenleme yapılmamış, özel sektörde çalışan öğretmenlere yer verilmemiş, basamaklandırma sistemine çözüm sunulmamıştır. Amaç öğretmenlik mesleğini itibarını yükseltmek, öğretmenlerimizin ve eğitim bileşenlerinin haklarını tanımlamak değil, öğretmenlerin diplomasını çalmaktır. Üstelik bu yıl okullarımız öğretmen ataması yapılmadan açılıyor. Danıştay'a açılan davaya bahane gösteren bakanlık, mülakat sonuçlarını açıklamayarak ve öğretmenlerin atamasını gerçekleştirmeyerek yalnız öğretmenleri değil, öğrencilerimiz de mağdur ediyor. Öğretmen açığı, ücretli öğretmenlik adı altında emek dönüşüyle kapatılmaya çalışılıyor. Öğrencilerimizin nitelikli eğitim hakkı ve öğretmenlerimizin özlük haklarının dışında okullarımızın durumu da ne yazık ki içler açısı. 22 yıldır AK Parti iktidarı çocuklarımıza, okullarımıza bir öğün yemek veremediği gibi bir bardak temiz içme suyu bile sağlayamamaktadır. Okullarımız çocuklarımız için güvenli ve sağlıklı yerler olmanın çok uzağıdır. Kamusal, parasız ve eşit eğitim bitirilmiş devlet okulları aile
dönüşmüştü. Devlet yalnızca okulun binasını sağlayan, öğretmen maaşlarını veren, elektrik, su ve yakacak masrafını karşılayan konumdadır. Temizlik ve güvenlik görevlisinin maaşından, boya badanaya, çatı tamirinden sınıfları bakımına, kırtasiye malzemelerini ve temel hijyen malzemelerini alımına dek diğer tüm konularda okullar neredeyse özelleştirilmiş durumdadır. Ailelerin katkı payı veremediği yoksul bölgelerdeki okullarımız ve çocuklarımız güvensiz, sağlıksız ve hijyenden yoksul okul binalarında eğitim almak zorunda bırakılmıştır. AK Parti iktidarı eğitim sistemini getirdiği noktada nitelikli eğitim her çocuk için bir hak olmak yerine ailesinin imkanları elden çocuklara yetiştirildiği bir ilgisi sağlığa gelmiştir. AK Parti iktidarı eğitimi piyasalaşmış, özel okullar AK Parti tarafından sistematik şekilde desteklenmiştir. Atanmayan öğretmen sorunu özel okullara vücut iş gücü sağlamak için bilinçli olarak yaratılmıştır. Uygulanan sınav sistemleri, kamu okullarında yaşanan nitelik kaybının ve eğitimde dinselleştirilmenin sonucunda çocuklarının nitelikli bilimsel yönelik eğitim almasını isteyen bireyler çağrıya özel okullarda bulmuştu. Devlet okulları toplumun en yoksul ve çaresiz kesimlerinin çocuklarını AK Parti'nin eğitim politikalarına dolaysız maruz kaldığı yöntemlere dönüşmüştü. Mesleki ve teknik eğitimine itibarı bilerek zedelenmiş, eğitimin niteliği düşürülmüş bu okullar öğrenciler tarafından tercih edilmesi hale gelmiştir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimlerden gelen akademik başarısı düşük öğrencilerin tercih ettiği okullar haline gelmiştir. 4 gün işe, 1 gün okula diye yoksul ailelerin çocuklarına tek alternatif haline getirilen mesleler, çocuklarımızın devlet eliyle ucuz ve güvencesiz iş gücü olarak kullanıldığı, çocuklarımızın yaralandığı ve öldüğü bir projeye dönüşmüştür. İSİK Meclisi bildirilerine göre 2024 yılının ilk 7 ayında MESEM programı kapsamında 9 çocuk iş cinayetlerinden hayatını kaybetmiştir. 22 yıldır AK Parti dönemi iktidarı genel olarak Cumhuriyet'le ve onun ulusal egemenlik anlayışıyla savaş haline geçmiştir. Layık ve bilimsel eğitimden giderek uzaklaşmıştır. Yönetici kadrolar devletin çalışanı değil, AK Parti'nin çalışanı haline getirilmiştir. Liyakatsız kadrolaşma, mevzuat ve program değişiklikleri, protokol ve özel değişikliklerle dini tarikatlarla ilişkili vakıf ve derneklerin eğitimi paylaşı yapılması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim öğretim faaliyetlerini daha fazla için alması yoluyla eğitim dinselleştirilmiştir. AK Parti iktidarı atanmış bakanları 22 yıldır eğitim sistemimizi bilinçli olarak sistematik biçimde saldırmaktadır. Tüm kademelerde tüm paydaşlar için eğitim her geçen gün kötüye gitmektedir. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin niteliği bilinçli olarak düşürülmüştür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı esnasında Maarif Kongresi'ni toplayarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine uygun olarak iktidarımızda eğitime yeterli bütçe ayrılacak ve sorunlar çözülecektir. Belediyemizde gerçekleştirilen başarılı projeler iktidarımızda yapacağımız işlerin habercisi niteliğindedir. Saygı. Evet, teşekkür ederiz. Buyurun. Efendim. Söz mü istendi orada? Evet, buyurun. Aslında bizim grubumuz bugün 2.20-30 Ağustos'u anlatan konuşmalar yapacaktı ama kitleyenler konuşmasından sonra kitleyenler 5'i genç hatırlamıyor herhalde. Eskiden 100 kişilik sınıflarda okuluyordu. Özel okullara mutlak etmiş gibi gösterdik. Özel okullar sayesinde belediye başkan yardımcılarımız da oluyor. Yani partimizde iktidarımızın aylarını da var. Şimdi iki evde gideceğim arkadaşımız bir konuşmaya çıkacak. Sayın Başkanım, kurulun tadını iki evde sikir kuruluşuyla alakalı. Bunun arkadaşına söz aldım. Anadolu'nun göz bebeği, Şanlı Kurtuluş Savaşımızın en önemli şehirlerinden biri olan Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşku heyecanla kutluyoruz. Eskişehir halkının milli mücadele boyunca tüm zorluklara ve yokluklara rağmen işgale karşı büyük bir direnç göstermiş
kadın, erkek, genç, yaşlı vatandaşlara gelerek çevremizin kurtuluşu için kahramanca mücadele etmiştir. Bu duygulu düşünceler başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehrimizin ve vatanımızın korunması için canını feda eden kahraman olduğumuzu şehitlerimiz ve gazilerimiz Ahmet ve Şükran Muhammed Eskişehir'imizin düşman aşıklarından kurtuluşunun 102. yılı canlılığından kutluyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Sabit Hanım. Sayın Başkanım, değerli meclislerim, bugün şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu 102. yıl dönümü. Vatanın kurtuluş mücadelesinin en önemli evrelerini yaşandığı Eskişehir, yaklaşık 14 ay Yunan işgalinde kaldıktan sonra 2 Eylül 1902 tarihte işgalden kurtulmuştur. 14 aylık işgal döneminde düşman çeşitli durumlarını yaşayıp, yakını yıkılarak terk edilmiştir. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi burası milletin mahsus haline yenildiği yerdir. Eskişehir, emperyalist işgale karşı ilk yolunuşun başladı. İzmir işgaline karşı okul pazarında ilk mitinglerden birinin yapıldı. Duay Milliye'nin ilk kurulduğu şehirlerden birisidir. Bu toprakları bize vatan yapan, başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve sizin arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun, Mesut Bey. Sayın Başkanım, değerli meclislerim, son günlerde Eskişehir günlerinde meşgul eden Alpan Mutlaka Altın Gümüş Madeni ile ilgili meclisimizi bilgilendirmek için söz almış bulunuyorum. Alpan Mutlaka Altın Gümüş Madeni Ocağı ve Cevher Zeyn Üniversitesi'ne teslim için hazırlanan ÇED başvuru dosyası 5 Temmuz 2024 tarihinde Eti Bakır Aşı tarafından Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne teslim edilmiş. 10 Temmuz 2024 çok kısa zaman içerisinde halkın bilgilendirme toplantısının 15 Ağustos'ta yapılacağı duyurulmuştur. Arpa Mutlaka Projesi'nin ömrü 15 yıl olarak planlanmış olup 2 yıl arazi hazırlık inşaat dönemi, 10 yıl işletme dönemi ve 3 yıl kapatma dönemi olarak planlanmıştır. İş ve proje kapsamında çalışan personel sayısı arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 1200 kişi ve işletme aşamasında ise 600 kişi olarak belirtilmiştir. Patlatmalı açık ocak işletmeleri ile çıkartılacak çevre yığın içi yöntemi değiştirerek doğru yönetimi gerçekleştirecektir. Projenin işletilmesi sırasında uygulanacak madencilik metodu elde patlatma, yüklere ve taşıtma yöntemlerinin koordineli bir şekilde yapıldığı patlatmaları açık ocak işleteceğidir. ÇED raporunda Mülkiyet Kurulu Başkanı altında 72.78 hektar şahıs parseli tarım alanı, 290.19 hektar orman alanının baskı belirtilmemiştir. Raporun 96. sayfasında verilen diri pay arkasında proje alanı içinde diri pay değiştiği açıkça görülmektedir. Bu projede Erzincan İç Maden Alanı'ndaki vadi hiç yığını metodu uygulanmak istemektedir. Alanın nasıl yapılacağı, yamaç kuranlığının nasıl sağlanacağı açıklanmamıştır. Raporun hazırlanmasına göre var. 4 çevre, 1 orman, 1 kimya, 1 jeoloji, 1 maden mühendisi ve 1 iktisatçı personel olduğu görülmekle birlikte. Mikroklima özelliği gösteren, İç Anadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen, coğrafyada en önemli geçim kaynağının da tarım olduğu aşikar olan yere ait hazırlanan raporda bir ziraat mühendisinde olmaması bilimsellik adına soru işaretleri oluşturmaktadır. Bölgede örtü altı ve açık saha sebze üretimi yoğun olarak yapılmaktadır. 21.208 dönüm tarım arazisi, 3.755 dönüm sera alanı, 159.500 ton bitkisel üretim, 64.813 ton sera sebze üretimi yıllar içerisinde gerek miktar gerekse kalite olarak azalacaktır. Ayrıca ülkemizde roka üretiminde 19.625 ton
ve TRT 2900 ton ilk sırada. Semizotu 2228 ton ve taze soğanı 16125 ton ikinci sırada. Maydanoz ve tereyağı otunda üçüncü sırada olan yer vazifeniz birinci sıranın tarım arazilerine sahiptir. Altın gümüş madeni projesi ayakta geçerse zaman içerisinde hafızat olumsuz etkilenecek. Yağın sülfürik asit yağmurları yer hafızlarında sızan arsenik gibi ağır metaller bu zengin coğrafyada yetişen bitkilere, hayvanlara, Sakarya yerine insanlara zarar verecektir. 15 Ağustos tarihinde saat 9.30'da Alman Kutları başlayan toplantı sağlıklı ve tarafsız ortamların olmasına karşın kayıtlara yapıldı şeklinde geçirildi. Gerek çevre şehircilik ve kim değişikliği il müdürü Hikmet Çelik'in yanlış ifadeleri ve karşı cevapları gerekse söz isteyen kişilerin halkın bilgilendirilmesine çok uzak gerilim, hatta sözlü ve fiziki kavramlı anlara sahip oldu. Toplantı sonunda serbest hukukçular, oda, dernek, sivil toplum temsilcileri bilgilendirmenin usulüne uygun yapılmadığını beyan ederek tutanakları tüm müdürlüğüne ekiplendirmek istedik. Ancak ekip teslim almayı reddetti ve tutanakları elden almayız, toplantı kayıtlarını ödemeyiz, itirazlarınızı evrak fazlada yapım açıklaması yaptı. Ahbap'ın kanalında Madene Hayat Platformu tarafından 16 Ağustos 2024 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde bir basın açıklaması yapıldı. İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında ilerlilikle soruşturma başlatılması ve görevler alınması çağrısı yapıldı. Değerli meclis üyeleri, Ahbap'ın Atalan'da Madene Hayat Platformu bilimsel temellere dayalı verimli topraklarımızı kaybetmeyecek, havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak amacıyla gereken çalışmalarına ve mücadelelerine devam edecektir. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ve saygılar sunarım. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepiniz saygı ve selam diliyorum. Tarih boyunca vatanını korumak için ayağa kalkmış, bağımsızlık uğruna destanlar yazmış, aziz Türk milletinin en büyük zaferlerinden biri olan 9 Ağustos zaferi, milletimizin sarsılmaz iradesini ve vatan sevgisini bir kez daha dünyaya göstermiştir. Bu büyük zafer, milletimizin birlik ve beraberlik içinde nereye başarabileceğinin en güzel örneğidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Yeni nesillerin bu şanlı tarihi unutmadan geleceğe daha güvenli, güvenle bakmaları temennisiyle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hepinize kutlu olsun arkadaşlar. Buyurun Ahmet Bey. Sayın Başkan, değerli meclis, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 5393 sayıda belediye kanunu 26.000 maddesi gelince aşağıda yer alan sorularınızı yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ediyorum. Birinci maddeyi söyleyecek bir başkanım, yazılı önergelerinize cevap geç geliyor. Esnafın içindeki otoparkla ilgili. Onlar hazır. Hazır mı aldık başkanım? Hazır mı aldık başkanım? Cevaplar geç geliyor, bildiğiniz olsun. İkincisi, Mutluluk Mahallemizin ortasında Sayın Başkanımızdan üretmiş olduğunuz bir tabela var. Nikah salonu ve kreş yapılması hususunda bir vaadiniz var. Mutluluk'ta hemşehrilerimiz heyecanla, merakla bu işi ne zaman yapacağını soruyorlar. Onun cevabı. Üçüncü maddemiz Sayın Başkanım, depremle ve kentsel dönüşümle ilgili belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar konusunda bilgilendirme istiyoruz. Yani çok gayet önemli olan bu konularda belediyemiz hakikaten sınıfta kalmıştır Sayın Başkanım. Belirtmek istiyoruz. Dördüncü maddede 2019-2024 yılları arasında belediyemizin satmış olduğu yerler, metrekareleri bir de değerleri hususunda tarafımıza bilgi vermesini sizler arz ediyoruz Sayın Başkanım. Cevap verelim de sınıfı geçelim bari. Çok iyi olur Sayın Başkanım. Yanımıza herhalde size bir sene. Birinci madde
Az önceki konuşmanın sonunda biz belediye olarak eğitim öğretmene katkıda bulunduk. Arkadaşlar merak ediyor olabilirler. Ben birkaç anlaştırayım ben kısaca rakamlar vereyim. Hayır, merak etseler sorarlar. Merak etmiyoruz. Emin ediyorlar. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis arkadaşlarım, biz 2011'den 2023 yılı arasında 110.415 çocuğumuza çeşitli eğitimler vermişiz 35 branşta. İki yeni ses var çocuk gençlik senfoni orkestramız 2015'ten 2023'e kadar 4385 çocuğumuza eğitim vermiş ve 36 konser düzenlemiştir. Üniversite öğrencilerimize akşam yemeği şimdiye kadar 2022 yılında başladık. Şimdiye kadar 47.320 üniversite öğrencisi gel beraber olsun sloganı ile kaç bin? Kaç bin? 47.320. İlkokul öğrencilerimize 2022'de yine başladığımız ve 2022-23 öğretim yılında 25.575 öğrencimize sandviç dağıtımı yapmıştır belediyemiz. Yine gençlik merkezlerimizde 52 branşta 421.292 öğrencimize 2011 yılından bu yana üniversite öğrencimize bunlardan 873 adet eğitim yapılmış farklı branşlarda 52 branşta. Eğitime katılan öğrenci sayımız 72.138. Sabah sıcak çorba ikramımız olmuş öğrencilerimize. Bundan faydalanan 18.155 öğrencimiz. Yine çamaşır makinesi ve böyle bir hizmet de sunuyoruz öğrencilerimize. Bundan da 19.650 öğrencimiz faydalanmış. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, tabii öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bence bugün bizim var olmamızın bir tarihidir bu. 26 Ağustos sabahı işte 5'te şafak daha doğmadan Kocatepe'de 3 tane Mustafa var. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa İsmet İnönü, Mustafa bir dakika Fevzi Çakmak. Evet, Mustafa Fevzi Çakmak. Bu üçlü tabii ki savaşı yönetiyor. Ben bir de diyorum yukarıdan gökyüzünden Muhammed Mustafa dini olarak veya inanç olarak böyle bir güç veriyor askere, komutanlara. Yani müthiş bir zafer. İşte 30 Ağustos'ta biliyorsunuz Dumlupınar'da büyük meydan savaşı oluyor. Ve ondan sonra bizim galibiyetimizle Yunan'ı 9 Eylül'de denize döküyoruz. Bununla beraber ondan sonra zaten işte devrimler geliyor, cumhuriyet geliyor ve Türkiye bu şekilde Türk insanı kurtulmuş oluyor. O kadar büyük bir zafer hakikaten baktığınızda belki tarihte hiçbir ülkeye nasip olmamış. Kurtuluş Savaşı'nın 5 savaşından ikisi İnönü'de geçmiş. Yani çoban ateşini İnönü'de Eskişehir yapmış. Bu buradan alınan güçle daha önce mesela 1920'de kurulan meclis, açılan meclisi tanımak zorunda kalıyorlar. Çünkü o kuvvetler resmi artık Türkiye Cumhuriyeti'nin askerleri gibi oluyor. Bu açıdan Eskişehir'in hakikaten Kurtuluş Savaşı'nda büyük emeği var. Hatta Eskişehir'in işgal altında kalınmasından sonra tahmin ediyorum 1922'de Mustafa Kemal Atatürk diyor ki imkansızlıklarımızdan dolayı
Eskişehir'i Yunan işte işgalinde bırakmak zorunda kaldık diyerek bir yönde belki bir özür beyan ediyor. Bunlar çok güzel şeyler. Hakikaten her zaman derim ki Türk milleti olarak şanslıyız. Çünkü başımızda Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dahi, başkomutan, her şeyimizle, liderimizle her şeyimiz o. Buradan onlara, şehitlerimize, bütün emeği geçen, bugüne kadar olan şehitlerimize saygıyla, minnetle, rahmet diliyorum arkadaşlar. Evet, var mı başka söz isteyen? Yoksa bugün meclisi bitiriyoruz. Çok efendim. Bugün pazartesi. Perşembe mi? 5. Cuma, ben perşembe diyecektim ama perşembe, cuma. Cuma mı olsun? Nasıl arkadaşlar? O zaman Büyükşehir'e gidecek konuların olduğundan bahsediyorlar. Cuma olursa yetiştiremiyoruz diyorlar. Perşembe yapalım o zaman. Oldu mu arkadaşlar? Evet. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul olmuştur. Teşekkür ederim.